Evet sevgili Futbol Anadolu seyircileri, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Aykan Atik olacak. Hocamı birazdan yayın alıyorum. Evet hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba kardeşim. Nasılsın? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ve ekibim adına teklifimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim Seyircilerimize de hoş hocam. geldiniz istiyorum. Soruları olursa bize alttan iletsinler. Ben size iletmeye çalışacağım. Tamam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Pandemiyle aranız nasıl? Valla pandemi herkesin sıkıntısı zaten. İnşallah bir an önce şu aşı da geldikten sonra millet sağlığına kavuşur. Hayat normale döner diye düşünüyorum. Ama tabii ki her alanda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz toplum olarak. Bir seyircimiz ses yok demiş ama diğer seyircilerimizde de aynı sıkıntı var mı? Bunu bir sorayım önce alttan. Gelirse ona göre bir düzeltme yaparız. Tamam. Ses geliyor mu? Seyircilerimiz belirtebilir mi ses gelip gelmediğini? Sanıyorum bir sıkıntı yok. Hocam istiyorsanız da akşamın sıcak maçıyla başlayalım. Trabzonspor Malatyaspor maçını takip ettiniz mi bilmiyorum. Valla ilk yarıyı seyrettim. İkinci yarıda bizim Urfa maçımız vardı. Onunla alakalı internetten bir ikinci yarısını bulduk. O maçı kapatıp mecbur ikinci yarı Urfa maçının ikinci yarısını seyrettik. Orada eksiklerimizle alakalı maçı tekrar bir değerlendirelim diye. O yüzden ikinci yarıyı seyredemedim. Ama 2-0 yenmiş. Evet. Şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz Süper Lig'de? Üç büyükler aynı puanda zirvedeler şu anda. Evet, yani Trabzon geriden çıkış yakaladı. Tabii ki Abdullah Avcı'yla iyi bir çıkış yakaladılar. Gayet de iyi gidiyorlar. Tamamen şu anda görüntüleri bir takım olma adına iyi. Çünkü ilk geldiklerinde çok sıkıntılı bir dönemdeydi. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray sezon sonuna kadar herhalde çok çekişmeli bir sezon izleyeceğiz. Yani geçmiş yıllara bakarak hani bu çekişmeler özlenmişti. Yani son birkaç yıldır Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor çekişmeleri gözükmüyor ama bu sene bu çekişmeler sezon sonuna kadar şampiyonluk yolunda herhalde devam edecek. Küme düşme hattı ile ilgili düşünceleriniz nedir hocam? Sizin eski takımınız Ankara Gücü de var. Evet. Ya küme Ne dedim? düşme hattında yani geçen sene pandemiden dolayı zaten bir şans gelmişti takımlara. Şimdiki durumlara bakıyorum. Bence birkaç hafta içerisinde çok netleşecek aşağıdaki kopanlar. Şimdi Denizlispor, Ankara Gücü çok kötü maçlar çıkarıyorlar. Gençlerbirliği hakeza. Tabii ki devre arası alınan transferlere bakıyorum. Çok yeterli değil. Yani sezon sonunu tamamlayacak, hani kurtarma çabası içerisine girecek bir transfer de çok doyurucu değil bence yani gördüğüm kadarıyla. Bakacağız. Yani 5-6 hafta içerisinde ben alttaki takımların durumları çözülür diye düşünüyorum, bilmiyorum. Çok Hocam sağlam yani görmüyorum yani aşağıdaki takımları. bir de dört takım düşecek. Bayağı zor olacak diğer takımlar için. Tabii ki. Hocam Amespor'a geçelim. Amespor bir Şanlıurfaspor mağlubiyeti yaşadı. Son dakika Evet. golüyle. Ben son saniye golüyle. Önce Evet. Şanlıurfaspor maçından bahsedelim. Sonra genel olarak Amespor'u değerlendirelim. Valla dünkü aldığımız mağlubiyet tabii ki bizim hiç istemediğimiz bir sonuç. Ama oynadığımız oyun biraz deplasman konusunda istediğimizi bir türlü ortaya koyamıyoruz. Yani Urfa maçını rahatlıkla geçebileceğimiz, kazanabileceğimiz olarak hesaplarımızı ona göre yapmıştık. Çünkü bu hafta da Uşak maçı var. Yani Urfa'yı geçseydik 35 puan yapıp Urfa içeride de Uşak maçını kayıpsız atlattığımızda 38 ile biz hedef olarak ilk 5'in içerisinde olarak hesap yapmıştık. Ama tabii ki bizim düşündüklerimiz ne kadar konuşsak da sahada sonuçta oyuncular işte verdikleri, oynadıkları oyunla sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Dünkü oyun istediğimiz gibi olmadı. Yani istediğimiz bir oyunu sahaya yansıtamadık. 90 artı 2'de de zaten hiç olmayacak şekilde ikinci golü yedik. Mağlup olduk. Yani çok üzgünüz. Taraftarlarımıza tabii ki hani galibiyet yaşatmak istiyorduk. En kötü berabere kalırdık. Yani hiç olmasa bir puanla maçı bitirdik ama son dakikada olmadı. Yolumuza bakacağız. Devam edeceğiz. Yani Uşakspor maçı bizim için şimdi daha önemli.
içeride kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Dışarıda da tabii ki istikrarı sağlamak adına, işte kendimizi playoff'un içerisinde tutma adına kesinlikle deplasmandan galibiyet ve puan getirmek zorundayız. Yani şu anki durumumuzda baktığımızda içeride oynadığımız maç karnesinde en üst sıralardayız. Yani Manisa'nın sonunda işte Hekimoğlu, Kocaeli, Erzincan gibi takımlarla içeride bizim en fazla puan topladığımız takımlar arasındayız. Ama dışarıda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Mesela bizim altımızdaki takımlar bile bizden daha çok puan toplamış. Biz 8 puanda kalmışız. Bunu oyuncularımıza bir türlü yerleştiremedik. Yani o cesareti, o özgüveni içeride yaptığımız o cesaret, özgüvenli oyunu, mücadele gücü, yüksek temposu, iyi oyunu dışarıda maalesef oyuncularımıza biz aktarmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Oyun anlamında da rakiple alakalı da bilgiler vermemize rağmen bir türlü o sonuçlarımızı maalesef alamıyoruz. Onda sıkıntılar yaşıyoruz ama inşallah çözeceğiz yani. Bu ikinci yarı daha yeni başladı. Erzincan maçında iyi oynamıştık deplasmanda. 90 artı 2'de gol yemiş. Beraberlikle ayrılmıştık. Orada galibiyeti kaçırmıştık. Burada da kötü oynadık. Yani kötü oynadığımızı tabii ki ne söyleyebiliriz. Çünkü oyuncuların da bunu zaten kabullenecektir. Ama bir birken de tabii ki son dakikada mağlup olmak da kötü bir şey. İnşallah bundan sonra tekrar şapkamızı önümüze koyacağız. Deplasmanla alakalı tekrar oynadığımız oyunu, oyuncularımızın oyun anlayışlarını, işte özgüvenlerini, cesaretlerini, takım birlikteliğini, mücadelemizi hepsini göz önüne bulundurup tekrar devam edeceğiz. Hocam, Amespor taraftarı olan bir takım ve seyircisiz oynanan süreçte genelde taraftarı olan takımlar etkilendi ama tam tersi bir durum oldu. Yani içeride yine kazanıyorsunuz. Deplasmanda bir fobiniz var gibi. Ve bu hafta da yine içeride önemli bir maç oynanacak. Evet, yani demin de söyledim. Deplasman zaafımızı bir türlü şey yapamadık, düzeltemedik. Ama yani ikinci yarı ben söylüyorum tekrar. Urfa maçı tabii ki bir talihsizlik diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte oyuncularım tekrar bilinçlenir. Yani deplasmandaki puan alma konusunda, işte galibiyet ve beraberlik, yani bir puan getirme konusunda ona göre çıkarlar. Çünkü biz deplasmandan puanlar alamazsak playoff'un içerisinde giremeyiz. İçeride kayıpsız atlatıp dışarıda kesinlikle ikinci yarı özellikle deplasman karnemizi düzeltmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularımıza defalarca anlatıyoruz. Tekrar anlatmaya da devam edeceğiz zaten. Hocam, bir seyirci sorusu da alacağım şimdi. İyi bir kadro olmamıza rağmen hala oturmuş bir oyunumuz yok demiş bir seyircimiz. Buna katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Yani şimdi seyirci arkadaşımıza tabii ki sorusundan dolayı saygı duyuyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sezon başı o seyirci arkadaşımız bu takımın nasıl kurulduğunu az çok biliyordur. Çünkü birkaç röportajımızda da anlatmıştık zaten. Geldiğimiz noktada sezon başı da bize bu takım küme düşer diyorlardı. Ama geldiğimiz noktada şu anda playoff'la alakalı konuşmalar yapıyoruz. Biz çalışa çalışa buraya kadar geldik. Hazırlık dönemimiz olmadı. 15 gün içerisinde bir takım kurduk ve sezon içerisinde oynadığımız ilk 5-6 hafta lig maçını hazırlık maçıymış gibi oynadık. İlk haftalarda tabii ki kayıplar verdik. Ama ikinci yarı başlangıcına baktığınız zaman bir Erzincan maçını son dakikada galibiyeti kaçırdık. İçeride Hekimoğlu'nu yendik. Yani her maçın farklı bir oyun tarzı var. Her maçın farklı bir motivasyonu var. Bizim her zaman sahaya çıktığımızda hep şunu söylüyoruz. Mücadele edeceğiz. Yani tempomuzu yukarıda tutacağız. Mücadele takımla birlikte her türlü mücadelemizi verip maçlarımızı en iyi şekilde oynayacağız diyoruz. Yani benim takımım verdiği mücadeleden son derece mutluyum. Zaten buraya kadar getirebilmişiz. Ve playoff'la alakalı yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Yani seyircimize tabii ki saygı duyuyorum ama oynadığımız oyun ortada. Anladım. Şanlıurfaspor'u yenseydiniz, playoff'un 2 puan gerisindeydiniz ve oradaki şu an Uşakspor'la oynayacaksınız. Urfa'yı yenmiş olsak şu anda 35 puanla kaçıncı sıradaydık? 6. sıradaydık. Sarıyer'le birlikte aynı şey, Sarıyer'in bir altında 7. sıradaydık 35 puanla. Ama işte 4. 3. işte Erzincan, Uşak 37'şer puandalar. 3. sıradaki Kocaelispor 38 puanda. Arada 3 puan vardı. Ama şu anda da yani mağlup olduk, bir avantajımızı kaybettik. Urfa'yı geçip yolumuza daha rahat devam etmemiz gerekirdi.
Ama şu anda da tabii ki playoff'la aramızda bir 5 puan var. Yani kapatılacak bir şey değil. Önemli olan seri bir çıkış yakalamak. Hocam Şanlıurfa Spor'u nasıl buldunuz? Bu sezon ligde kalırlar mı sizce? Şanlıurfa Spor valla kalabilir. Çünkü devre arasında 7-8 tane oyuncu aldılar. Kaliteli oyuncular aldılar. Sezon başından beri tabii bunu ben söylemiyorum. Yöneticisinden duymuştuk. 17-18 trilyon gibi bir para harcamışlar. Onlar da bizim gibi onlar bizden daha sonra yani 15 gün son dakika son 2 gün kala falan transfer açtılar. Biz gene onlardan daha şanslıydık. 15-20 gün kala diye 15-20 gün kala biz takım kurmuştuk. Onlar sezon başı 1-2 gün kala transfer açıp oyuncu almışlardı. Toparlayamamışlardı ama devre arası alınan 7-8 tane daha oyuncu var. Tecrübeli, kaliteli oyuncular, isim oyuncular. Onlar yani fizik durumlarını toparlarsa yani fizik olarak belli bir seviyeye gelebilirlerse kurtarabilirler. Çünkü arada çok fazla bir puan yok. Yani Urfa'nın şu anda 11 puanı var. 3 puanı silindi tabii. Normalde 14 puanları vardı. 3 puanı silindikleri için 11 puandalar şu anda. Sonuncu durumdalar. Niğde'ye bakıyoruz 14 puanda. Yani arada 3 puan var. Yani Evet. kapatılmayacak bir şey değil yani. Bence Urfa kümede kalma konusunda çok rahat kalabilir. Hocam niye dikine gitmiyoruz? Niye geçiş oyunlarında sıkıntı yaşıyoruz? Tarzı teknik sorular var. Bir tekrar açıklık getirmek ister misiniz daha detaylı teknik olarak? Ya biz de çoğu zaman bunların hep şikayetini yapıyoruz. Yani savunmada çabuk oynamamız lazım. Hemen orta sahaya topu aktarıp dikine oyunlar kurmamız gerekiyor. Oyun anlamında oyunu öne taşımamız lazım. Öne çıktığımızda kaptırdığımız yerde baskı yapmamız lazım. Bunların hepsini tabii ki biz anlatıyoruz, söylüyoruz. Ama bazen işte istediklerimiz olmuyor. Yani sahada oyuncu bunu yansıtamıyor. Biz elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani orta sahamızın özelliklerine göre kapasiteleri neyse onu istemeye çalışıyoruz. Çok fazlasını istemiyoruz tabii ki. Bazı oyuncular var. Kimisi çok yana oynamayı sever, kimisi geri oynamayı sever. Biz de istiyoruz ki oyuncularımız öne oynasın, dikine çabuk oynasın. Öne verdikten sonra, pası verdikten sonra öne destek versin. Yani biz hiçbir zaman şunu söylemiyoruz yani oyuncularımıza. Ya işte öne oynamayın, dikine oynamayın, çabuk oynamayın, işte geri oynayın, yan oynayın. İşte savunmaya şunu demiyoruz yani yavaş oynayın, acele etmeyin falan demiyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani biz aksine çabuk oynayan, temposu yüksek oynamayı seven, mücadele gücünü sahaya yansıtan bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hep her gittiğimiz yerde hep bunları zaten oyuncularımıza anlatıyoruz ve öyle bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bazen oluyor. Yani istediğimiz günde olamıyoruz. Bazen istediğimiz oyunu oturtturamıyoruz. Oluyor yani. Hocam bir seyirci sorusu getireceğim ekranınıza. Kerem Talha hakkında hoca ne düşünüyor? İleriki maçlarda ilk 11'de başlayacak mı demiş. Kerem Semih Ateş. Talha yetenekli bir oyuncu. Kocaeli Spor'dan aldık. Kocaeli Spor'dan geldi. Tabii ki yeteneklerinden faydalanacağız. Onun oynadığı bölgede de diğer oyuncu arkadaşlarımız içerisinde bir rekabet ortamına giriyor zaten. Temposunu biraz daha yukarı çektiğimizde inşallah tabii ki önümüzdeki haftalarda o da tabii ki ilk 11'de şans bulacak. Sonradan oyuna girecek, katkı verecek. Burada önemli olan hem ilk 11'de oynadığı zaman hem sonradan oyuna soktuğumuz zaman önemli olan bu takıma katkı vermesi. Sonuçta onun için aldık biz onu. Hocam deplasmanla ilgili bir seyircimizin sorusu var. Bugün futbolu neden tercih etmiyorsunuz diye. Buna katılıyor musunuz? Ya benim öyle bir şeyim yok, düşüncem yok. Yani hücum futbol ya da savunma futbol diye bir şey yok. Ben her zaman şunu söylüyorum yani top bizdeyken öne çabuk çıkalım, önde baskı yapmaya çalışalım, kaptırdığımız yerde baskı yapıp kaptırdığımız yerden baskı yaptıktan sonra kazandığımız yerden hemen hücuma devam edelim. Aksine benim oyun anlayışımda önde baskı ve hep hücum anlayışı vardır. Tabii ki yani elimizdeki kadro doğrultusunda bazen topun arkasına geçerek de oynuyoruz. Bazen önde baskı da yapın diyoruz. Ama baskı yapın dediğimizde de tabii ki takımımız eğer o baskıyı yapamıyorsa sıkıntılar da yaşıyoruz. Yani belki oyuncu seyirci arkadaşımıza öyle geliyor olabilir. Ama bizim öyle bir savunma anlamında tamamen geriye çekilelim anlamında bir düşüncemiz yok. Bazen öne geçtikten sonra oyuncumuz psikolojik olarak kendisini geri de yaslayabiliyor. Biz kenardan o kadar yırtındığımız halde işte
Yani öne çık, öne çık dememize rağmen bu oyuncu psikolojisinde de oluyor. Yani bizim asla öyle bir geriye çekilme gibi bir oyun anlayışımız yok zaten. Kesinlikle. Anladım. Anladım. Hocam Güray Gazioğlu'nu çok saranlar olmuş. Neden şans bulamıyor diye. Güray'la sezon başından beri çalışıyoruz zaten. Ona şans verdik. Herhalde o oynattığı maçlarımızı takip etmedi o arkadaşlar. Ona 4 tane, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane ilk 11'de oynattık. Sonradan oyuna soktuk. Ama temposunu yeterince işte yukarı çekemedi. Biz de sabırla bekliyoruz. Geçen 10 gün önce de tekrar Güray'la konuştuk. Çalışmasına devam edeceğini söyledik. Ve temposunu yukarı çekmesini gerektiğini söyledik. Yetenekleri var mı? Var tabii ki. Ama tempoyu yukarı çekerek bize faydalı olacaktır yani. Biz Güray'dan hala yararlanacağız. Sezon sonuna kadar inşallah, umut ediyorum. Hocam ikinci devre istediğiniz transferler yapıldı mı? Yine bir seyirci sorusu. Ya ikinci devre istediğimiz transfer derken, şimdi ikinci devre bizim grupta farkındaysanız 11 taneye yakın takım şampiyonluk hedefinde. Manisa aldı götürdü ama diğer takımlar işte 9-10 tane takım playoff için uğraş veriyor ve çok ciddi rakamlar harcadılar. Biz elimizden geldiği kadar iyi bir kadro kurmaya çalıştık. Mütevazi bir şekilde aldığımız her sonuç bizim yolumuzu belirleyecek demiştik zaten. Geldiğimiz noktada da şu noktaya kadar geldik. Ondan sonraki süreçte devre arası geldi. Tabii ki eksik yerlerimiz vardı. Biz de isteriz yani 5 tane 6 tane üst düzey oyuncu alalım ama devre arasında o üst düzey oyuncu dediğimiz arkadaşlar maalesef ne kulüpleri bırakıyor ne kendileri gelmek istiyor. Yani sezon sonu olmuş olsa hani hepsini tespit edersin, mukavelesi biten oyuncularla alakalı görüşmeler yaparsın ama şu anda yönetimimizin öyle bir durumu yok. Yani istediğimiz oyuncularla alakalı biz de kendimiz elimizdeki listeye göre diyoruz ki şu oyuncuları alabiliriz, bu oyuncuları alabiliriz. Ve yönetimimiz de Allah'a var. O söylediğimiz oyuncularla birebir görüştüler. Hem de TFF birinci ligden oyuncularla da görüştüler. Almak için o uğraşı verdiler. Ama o istenilen oyuncular gelmiyor. Yani kulübü de bırakmıyorsa devre arası yani oyuncu almak çok risk. Benim oyuncumun üstünde bir oyuncu da yoksa boş yere niye transfer yapsın bu kulüp? Bu yönetim niye boş yere para versin? Yani bizim kendi transfer politikamız bu yönde oldu. Yani elimizdeki kadronun en üst düzeyi varsa eğer oyuncularımızın daha üstü, daha kalitelisi oyuncu varsa alalım. Ama alamayacaksak da boş yere oyuncu almak için hiç uğraş vermesin. Yazık günah yani. Yönetim elinden geleni yapıyor. Bu kulübün parasına yazık değil mi? Doğru. Yani. Hocam taraftarı olan takımda her teknik direktör çalışmak ister ama bazen de bu ters tepki yapabiliyor. Yani çok baskı altında olabiliyorsunuz. Amespor taraftarı hakkında ne düşündüğünüzü soruyor. Valla Ahmetspor taraftarı çok büyük bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. Çok memnunum. Hepsinden teşekkür ediyorum. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Yani mağlubiyetten sonra belki istediğimiz sonuçları alamadığı zaman, takım belki kötü oynadığı zaman da haliyle taraftar sosyal medyada eleştiri de yapabilir. Canları sağ olsun hiç önemli değil. Ama genel olarak baktığımız zaman ben taraftarımızdan, camiamızdan çok memnunum. Geçen hafta üzücü bir olay yaşamıştık tabii ki. Bir taraftarımız işte maçımızdan 2 gün önce bize moral vermek için taraftar grubumuz gelmişti bizi desteklemeye. Ev dönüşünde bir taraftarımızı işte bir kadın kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hekimoğlu Tamam. maçında zaten onun için oynamıştık. Biraz öyle yoğun bir duygu içerisinde çıktık maça. Çok üzülmüştük. Yani bu camia, bu taraftardan çok memnunum. Allah razı olsun. Geldiğim günden beri çok memnunuz yani biz teknik ekip olarak. Güzel bir kulübe geldik. Çalışma ortamımız gayet iyi. Yani yönetimimiz gayet iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani güzel bir kulübe geldim. Ben çok memnunum yani çalışma konusunda. Taraftarımızdan da memnunuz. Bir sıkıntımız yok hiç. Hocam son 5 maçta bir galibiyetiniz var. Bu giden gidişatta sizce sıkıntı olan bölgeler nelerdir? Ya sıkıntı olarak bölge diye bir şey söylemiyorum. Şimdi şu bölge sıkıntılı, bu bölge sıkıntılı falan demiyorum. Sonuçta yani biz sezon başından beri kaç tane maça çıktık. Yani bir maçta bakıyorsun bir bölge sıkıntı ama öbür haftada düzeltebiliyoruz. Oyuncumuzla görüştüğümüz zaman oyuncularımızla iletişimimiz fena değil. O konularda
eksiklerimizi diyalog halinde çözebiliyoruz. Yani her hafta bazı bölgeler tabii ki sıkıntılı olabiliyor ama onu toparlamaya çalışıyoruz. Yani bu bölge kötüydü, şu bölge iyi, şu bölge sıkıntılı falan diye öyle bir şey söylemeyelim. Çünkü oyuncularımızdan biz memnunuz. Çünkü şu anda gelinen noktada bir takım birlikteliğimiz var. Sadece işte dünkü Urfa maçındaki mağlubiyetimiz bizi üzüyor. Deplasmanda bizim o konuda oyuncularımızın işin bilincine vararak deplasmana çıkması lazım. Yani ben deplasman diye bir şey de kabul etmiyorum. Oyuncularıma da hep söylüyorum zaten. Seyirci yok, bir şey yok yani hiç sıkıntı olmadan maça çıkmamız gerekiyor. İçeride nasıl aynı cesaretle oynuyorsak istek arzu içerisinde aynı cesareti deplasmanda da göstermemiz gerekiyor. Yani oyuncularımızdan inşallah sezon sonuna kadar en iyi verimi alırız diye düşünüyorum. Hocam Manisa'da FK en yakın rakibin 14 puan fark attı. Belki birincilik için biraz hayal görülebilir ama playoff için ciddi bir yarış içerisindesiniz ve ben playoff oynayabileceğinizi düşünüyorum. Elinizde o kadronun da olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Belki, kesinlikle biz playoff oynar diyebilir miyiz? Amespor için. Vallahi sezon sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Yani sezon başında da ben röportajlarımda hani camiaya şu mesajı vermiştik. Biz yeni bir takımız, çok kısa bir zamanda kadro kurduk. 15-20 gün içerisinde daha iyi bir kadro kurabilir miydik? Biraz erken olmuş olsa kurabilirdik tabii ki. Yani herkes transferini yapmış, her kulüp kampına gitmiş, hazırlık maçı oynamış, iki etaplı kamp yapan var. Biz o sıkı, kısıtlı zamanda kurduğumuz kadroda gelinen noktada şu anda fena değiliz. Eğer deplasmanda ilk yarı 7-8 puan yani kaybettiğimiz o deplasman maçlarındaki 7-8 puanı yani elimizden kıl payı kurtuldular. O konuda biraz daha bilinçli olmuş olsaydık şu anda zaten beşin içerisindeydik. İkinci yarı inşallah ilk yarıdaki bu şeyi kaybettiğimiz puanları inşallah dışarıdaki deplasmandaki bu puanları toplarız. İçeride de kayıpsız geçersek ben inanıyorum sezon sonuna kadar bu mücadele playoff için sonuna kadar verilecektir. Yani taraftarlarımız buna emin olsun zaten. Şimdiye kadar o mücadeleyi verdik. Yani gece gündüz çalışıyoruz. Biz teknik ekip olarak tesislerde kalıyoruz. Her günümüz burada. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Amesporla, işte antrenmanla, futbolla, maçla alakalı her günümüzü bu şekilde geçiriyoruz. Yani bir aydır evimize gitmedik. En basit onu söyleyeyim. Anladım. Hocam Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak biraz zor ama bir seyircimizin sorusu var. Playoff oynayamazsanız da bu sene Amespor'la uzun seneler devam etmek ister misiniz? Tabii ki isterim. Yani daha önce de biraz önce de söyledim yani ben çok iyi bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Camiası büyük bir kulüp. Çalışma ortamımız çok güzel. Yani bu konuda çok memnunuz. Yani sezon sonuna kadar bu playoff mücadelesini vereceğimizi söylemiştim. Ha, olursa çok güzel. İnşallah playoff'a çıktıktan sonra da üst lige çıkma mücadelesini veririz. Elimizden geleni yaparız. Olmazsa Allah'ın takdiri ama ondan sonraki süreçte de tabii ki yani yönetim devam etti dediği zaman da o zaman önümüzdeki senenin planlarıyla alakalı bu sefer şampiyonluk yolunda tekrar yolumuza devam ederiz. Çok memnunum ben. Peki playoff yarışındaki en ciddi rakibini isteyecek kimlerdir? Playoff'a kimler kalabilir? Valla Manisa'yı ben çıktı gözüyle görüyorum. Ama diğer Yani. takımların hepsi playoff'a kalabilir. Çünkü söylediğim gibi yani çok ciddi kadrolar kurmuşlar. Çok ciddi maddi olarak da çok ciddi rakamlar harcamışlar. Tabii ki çok ciddi rakam harcayan kulüplerde yani parayla şampiyonluk gelmiyor. Yani parayla başarı olmuyor hiçbir zaman. Burada önemli olan takım ruhunu yakalayabilen, takım birlikteliğini yakalayabilen, mücadele gücü iyi takımlar yani isteği o maçı istediği zaman o hafta o maçı alan takımlar her zaman yukarılarda tutunmaya çalışıyor. Biz kendi oyuncularımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz yani. Parayla her şey olmaz. Önemli olan takım ruhu, takım birlikteliği. Bu bence başarı getirir. Ben daha önceki yıllardan da tecrübelerim, çalıştırdığımız takımlardan da bu hep böyle olmuştur. Çok parasız kulüplerde de çalıştım. Yani para almadan da başarı sağlamıştık. Oradan tecrübelerimizi aktarıyoruz şu anda oyuncularımıza.
Hocam yarıştığınız takımlar arasında en çok gol yiyen takım sizsiniz. Bununla ilgili sorular da geliyor. Bu konuda önlemleriniz olacak mı? Şimdi yarıştığımız takımlarla alakalı en çok gol yiyen, şöyle söyleyeyim. İlk 5-6 haftamız zaten hazır olmayan bir takımımız vardı. Yani fizik olarak da. Zaten bu yediğimiz golün 12-13 tanesini o haftalarda yedik. Yani 4 tane Hekimoğlu'ndan yedik. 4 tane Vestel Manisa'dan yedik. Şey Vestel Manisa'da Manisa Spor'dan. Manisa Spor'dan yedik. 3-0 Uşak'a mağlup olduk. Yani 11-12 tanesi öyle yenildi. İlk çıktığımız başta 1-0 Erzincan'a yenilmiştik. Yani ona baktığınız zaman hazır olmayan dönemde yediğimiz gollere baktığımız zaman tabii ki şu anda çok gol yemiş gibi gözüküyoruz. Ama o 5-6 haftamız bizim hazırlık maçlarımız, hazırlık dönemimizdi. Ondan dolayı ben öyle düşünmüyorum. Yani çok gol yemiş gibi görmüyorum ben. Son haftalarımıza bakın öyle çok gol yiyerek maç bitirmiyoruz. Anladım. Hocam uzaktan şu denemeleri yapıyor musunuz? Uzaktan gol attığımızı pek hatırlamıyorum demiş bir seyircimiz ama. Nasıl? Uzaktan gol attığımızı pek hatırlamıyorum demiş bir seyircimiz. Uzaktan şu denemeleri yapıyor musunuz? Vallahi antrenmanda biz özellikle maçtan 2 gün önce şut ve kanat varyasyonu çalıştırıyoruz. Ve sürekli çalıştırıyoruz. Sürekli. Dar alan oyunlarında sürekli şuta teşvik ediyoruz oyuncularımızı. Yani burada biz de her zaman oyuncularımıza şunu söylüyoruz. Yani orta sahamız öne çıktığında şut mesafesinde muhakkak şut atmanız gerekiyor. Kaleyi gördüğünüzde şut atın. Yani sonuçlandırmak lazım. Bunu avuta da gidebilir, kaleci de kurtarabilir ama sürekli şuta teşvik etme çalışmalarımız oluyor. Ama tabii burada şimdi kendi oyuncu yapımızdan da kaynaklanan bir şey var. Yani orta saha oyuncularımızın şut atma özelliği işte nedir? Mansur da vardır. Öne çıktığı zaman şut atabilir. Mansur'un daha önce de yani öyle golleri vardır. Diğer oyuncularımızla da alakalı. Öne çıkıp önemli olan o pozisyonu yakalayıp şut atmaları. Biz her zaman teşvik ediyoruz oyuncularımızı zaten. Anladım. Hocam bir seyircimiz de seneye kalırsa hoca iskelet kadroyu koruyacak mı demiş. Seneye kalırsam şu anda zaten elimizde fena bir kadromuz yok. Tabii ki bunların içerisinden iskelet kadro olarak koruyacağımız oyuncular olabilir. Hatta yani sezon sonunda playoff'u falan gördüğümüz zaman Allah'ın izniyle yukarı çıkmak için o mücadeleyi verdiğimizde takımımızın hepsini de koruyabiliriz ve üstüne takviyeler yapabiliriz. Anladım. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz da sizin teknik direktörlük kariyerinizden bahsedeyim. Evet. Kendiniz uzun vadeli planlar belirlediniz mi? Yani 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Nerede hayal ediyorsunuz? Valla 5 yıl önce sorsaydın kendimi Süper Lig'de görüyordum. Geçen sene Süper Lig konusunda tabii ki o şansı yakaladık biz Ankaragücü'nde. Başarılı olmamıza rağmen tabii ki bu işler biraz siyasetle yürütülüyor herhalde. Başarılı olmamıza rağmen orada bizi şey yapmadılar, barındırmadılar. Bu işler çok başarıyla gitmiyor herhalde. O yüzden ben de çok fazla uzun vade hesaplar yapmıyorum. Çalıştığım yerde her zaman başarılı olmaya çalışan bir hoca yapım var. Onun için gittiğimiz her yerde biz bütün mesaimizi harcıyoruz. Uzun vade plandan çok daha çok o an bulunduğumuz yerde neyse verebileceğimiz ne varsa başarı anlamında, mesai anlamında her şeyi vermeye çalışıyoruz. Geçen sene de çünkü Ankaragücü'nde sezon başı takımı aldığımızda kampa götürdük. Transfer yasağı var. O kısıtlı kadroyla maça çıktık. İki tanesi deplasman, bir tanesi içeride maç. Gittik. Deplasmanın bir tanesi galibiyetle, bir tanesi beraberlikle sonuçlandı. İçeride oynadığımız Kayseri maçında 1-0 öndeyken 90+3'te gol yedik. Berabere bitir. Galibiyeti kaçırdık. Normal o periyota baktığınızda ben 6. sıradayken beni gönderdiler. Başka bir hoca getirdiler. Şimdi bu ortamda nasıl bir uzun vade yapacaksın? Doğru mu? O fırsat verilmesi lazım sana. Fırsat verildiğinde de değerlendirdiğinde seni orada tutmaları gerekiyor. O başarının karşılığını vermeleri gerekiyor. Emeğinin karşılığını. Veremiyorlarsa diyorsun ki yani nasıl olacak bu? Biz şimdi Ahmetspor
Burada ekmeğimize bakıyoruz. Amedspor çok güzel bir kulüp. Buraya gelmekten son derece memnunum. Bana böyle bir teklif getirdiğinde Amedspor hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Ankaragücü'nde çalışıyordum o zaman da. Hala içeride çalışıyor pozisyonda hocaydık biz. Teknik ekibimle birlikte görevden almışlardı ama kenarda tabii ki bizi anlaşma gereği tutuyorlardı. Pandemi girmişti. Böyle bir teklif gelince içeride de o kadar alacağım vardı Ankaragücü'nde. Hiçbirini düşünmeden çıktım geldim. Hocam Ankara Gücü ile ilgili bir soru gelmiş. Ankara Gücü deneyimi hayallerinizi, ideallerinizi ne yönde etkiledi demiş seyircimiz. Valla şöyle söyleyeyim. Ankaragücü'nde dediğim gibi işte başarılı olmamıza rağmen o görevi bize vermediler. Görevden aldılar. Orada tabii ki hayal kırıklıklarımız oluyor. Yani küskünlüklerimiz oluyor. Ama biz futbol yani bu camianın içerisinden geldik. İşimizi severek yapıyoruz. Ne yapacağız? Ölüm yok ya sonunda yani. Yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Amedspor için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Anladım. Hocam bu konuda çok katılıyorum size. Ben zaten bırakın hani 3 mağlubiyette 4 mağlubiyette hocanın gönderilmesini bir de bu konular var yani. Ve ben şu konuda çok yakınıyorum. Hani bir tek direktör bir takım içinde daha doğrusu bir sezon içinde 3. takımı çalıştıramıyor ama takımlar istediği kadar tek direktör değişebiliyor. Tersi yönünde de bir kural Evet. olsa zaten bu kadar tek direktör kıyımı olmaz diye düşünüyorum. Zaten hemen ilk faturayı eğer hakem ufak bir hakem hatası varsa hemen hakem suçlu. Birkaç maç bu uzuyorsa bu sefer de hemen hoca suçlu oluyor. Günah keçisi hemen hoca ilan ediliyor. Ben bu konuda tersi bir karar da alınması gerektiğini düşünüyorum. Zor ama siz ne Evet. düşünüyorsunuz? Hakem dedi şimdi hakemlerden bahsetmedik burada. Hakemlere girmemiz lazım aslında. Soracağım biraz mı? Şimdi sezon başından beri tabii ki Amedspor olarak biz bütün centilmenliğimizle sahaya çıkıyoruz. Yani hiçbir rakibimiz bizim şöyle bir taşkınlık yaptığımızı, hiçbir bizi maçımızı yöneten hakem bizim için futbolcularımla birlikte bizim için yani teknik ekip için ya da işte yönetim kurulumuz için asla şöyle taşkınlık oldu, şöyle kavga oldu ya da şöyle bir fair play çevresinin dışına çıkıldı falan, çerçevesinin dışına çıkıldı diye diyemez yani. Ama çıktığımız her maçta rakibimiz bize ayrı bir motivasyonla çıkıyor. Biz bunu her hafta yaşıyoruz. Hakem arkadaşlarımız rakibimiz nasıl motive oluyorsa bize karşı da yani ön yargılı bir şekilde ayrı bir motivasyonla çıkıyorlar. Bakın yemin ediyorum size bunu her hafta yaşıyoruz biz. Ve oyuncularıma her hafta aynı şeyi anlatıyorum. Hakem her hafta yine istediğiniz gibi olmayacak. Ama hakemle uğraşmayın. Rakiple dalaşmayın. Bizim işimiz futbol oynamak. Biz mücadelemizi sonuna kadar verip biz maçlarımızı sonuçlandırmak zorundayız. Emin olun yani her hafta bunu oyuncularımızla biz bunu paylaşıyoruz. Her maç toplantısında, her maç akşamı yaptığımız toplantılarda, oyuncularımızla birebir görüşmelerimizde bunları tekrar hatırlatıyoruz. Ama bize gelen hakemler asla bu niyetle gelmiyorlar. Yani bakın yine söylüyorum. Sezon başından beri ne teknik ekibim, ne futbolcularım, ne yönetici arkadaşlarımızın hiçbiri gittiğimiz her deplasmanda olsun bir tanesi çıksın söylesin. Yönetici arkadaşlar bize tribünde böyle yaptı. Sahada futbolcu arkadaşlar bize böyle yaptı. Kenarda teknik ekip bize böyle yaptı. Asla bunu söyleyemezler. Çünkü biz yönetimimiz olsun, teknik ekibimiz olsun, futbolcularımız olsun, Amedspor'un en iyi şekilde şey yapılması gerektiğini söylüyoruz. Lanse edilmesi, Amedspor'u en iyi şekilde tanıtmamız lazım. Sahada verdiğimiz mücadele, centilmenlik, kenarda yönetim olarak, tribünde yönetim olarak, hem kenarda teknik ekip olarak biz Amedspor'u en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Biz bunu defalarca her zaman oyuncularımıza anlatıyoruz. Ama maalesef karşımızdan aynı şekilde karşılık göremiyoruz. Dün bile yani Hocam bakıyorsun penaltıdan gol yiyoruz. Penaltı şimdi şeyde maçı seyrediyoruz. Tekrar maçın tekrarını seyrediyoruz. Penaltıyla alakası yok. Penaltı veriyor yani. Hakkını nasıl savunacaksın? Savunamıyorsun. Yani hakemlerle çok ciddi bizim Amedspor olarak sıkıntılarımız var.
Hocam gittiğiniz deplasmanlarda rakip takımlar tarafından peki nasıl karşılanıyorsunuz? Dün takım otobüsünün taşlandığı söyleniyor, doğru mu? Evet, dün yolda giderken takım otobüsümüzü taşladılar. Hatta ön camı kırıldı. Ön camını kırdılar. Orada tabii ki sıkıntılar oldu. Ama ondan önceki deplasmanlarda falan böyle bir şey yaşamadık tabii. Şimdi Urfa maçında yaşadık. Ama o tedirginlik de tabii ki deplasmanlara gidiyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Sıkıntılarımız var mı? Var tabii ki. Ama Anladım. bizden asla yanlış bir şey göremez yani rakip takım. Burada mesela içeride gelen takımlara, gelen rakiplerimize taraf yöneticilerimiz her zaman misafirperverliklerini sonuna kadar gösteriyorlar. Yani en iyi şekilde hem de. Otellerine ziyarete, kahvaltıya götürmeleri, yemeğe götürmeleri. Bizim burada geldiklerinde rakiplerimize yani hoş geldin, bir isteğiniz var mı bu konuda hiçbir şekilde yani onlara o misafirperverliklerini hiç şey yapmıyoruz yani. Memnun bırakıyoruz gelen rakiplerimizi. Anladım. Hocam Diyarbakırspor'la ilişkiniz var mı? Varsa ne derecede bir ilişkiniz var? Valla şöyle söyleyeyim. Biz yani Diyarbakırspor şu anda 3. ligde. Bu şehrin takımı tabii ki destekleriz. Onlar da şampiyonda oynuyor. Bir üst lige çıkmak için uğraş veriyor. Ama pandemiden dolayı hiç kimseyle falan görüştüğümüz yok. Fikstür gereği onların da fikstürü yoğun. Bizim de fikstürümüz yoğun. Biz yani 10 günde bir 2 tane 3 tane maç oynuyoruz. Sadece uzaktan takip ediyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Ben de Fevzi İlhanlı ile beraber çalışmıştım Tuzlaspor'da. Öyle mi? Diyarbakırspor'da takip ediyordum yakındır. Yani yakın zamandır. Sormak istedim. Bir soru daha alacağım, seyirci sorusu. Şahin Şafakoğlu 11'de başlar mı yoksa sağlam bir yedek olması amacıyla mı alınır demiş seyircimiz. Ya biz oyuncumuzu yedek olarak ya da işte ilk 11'de başlasın diye almıyoruz. Burada zaten bir kadromuz var. Kadromuzu güçlendirme adına devre arası 3 tane oyuncu aldık. Bunun bir tanesi Sıddık İstemi, bir tanesi Talha Cerem. Diğer oyuncumuz da Şahin Şafakoğlu. Yani stoper olarak aldık. Daha önce geçmişte bu kulübe hizmet etmiş bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim. Şahin Şafakoğlu'nu sezon başı da istemiştik zaten. Tarsus'taydı. Eğer orayla işi olmasaydı biz kendimizi alıp burada sezon başında kadromuza dahil edecektik. Bundan sonraki süreçte de Şahin gene çalışmalarına devam edecek. Zamanı geldiği zaman o formayı gene giyecektir. Bu kulüp için yine emeğini sahada sonuna kadar harcayacaktır. Hocam Uşakspor maçı ile ilgili biraz daha konuşalım istiyorum. Tam konuşamadık Uşakspor maçının. Eksiğiniz var mı Evet. maç önce? Veya maça nasıl bir 11 ile başlayacaksınız? Veyahut Valla daha nasılsınız? şimdi 11 ile daha hafta başı daha 11 demeyeyim yani şimdi de. cezalı oyuncumuz var. Serkan Sarıkart cezalısı. İki tane sakatımız var. Samet'le Ümit Karal. Samet geçen hafta Hekimoğlu maçında sakatlandı. Ümit de maalesef antrenmanda sakatlandı. Yani çok üzücü sakatlıklar geçirdi. 3 tane eksik oyuncumuz var. Yani ama hafta sonuna kadar elimizden geldiği kadar tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Ve doğru bir kadroyla inşallah sahaya çıkacağız. İçeride oynuyoruz. İçeride oynamamızın avantajını yine oyuncularım gösterecektir. Ben inanıyorum. Bu maçı da inşallah kayıpsız geçeceğiz. Elimizden geldiği kadar doğru çıkacağız yani maça. Şunu söyleyeyim yani ilk yarıda çok eksiklerle biz maçlara çıktık ve Allah'a şükür oynattığımız her oyuncu formanın hakkını verdi. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Yine eksik de olsa yine sahaya bir 11 çıkacaktır ve elinden geleni yapacaktır. O konuda taraftarlarımız rahat olsun. Erzincan maçında da 4 tane eksiğimiz vardı. Herkes diyordu ki işte 4 eksik var. Nasıl olacak falan ama çıktık çatır çatır oynadık. İnşallah bu maçta oyuncularımız elinden geldiği kadar her şeyini vereceklerdir sahada. Hocam Uşakspor'u yenerseniz bence güzel bir seri yakalama şansınız var. Çünkü Uşakspor'dan sonra hep böyle az sıralara oynayan takımlarla oynayacaksınız. Üç maçınız o şekilde. Ya Bir işte dört matematiksel olarak yani puan durumunda oyuncularımıza da söylüyoruz. İşte dünkü Urfa maçını yenmiş olsak 35 puanla şimdi Uşak maçına
daha iyi, daha sağlam çıkıp 38 yapmayı düşünüyorduk. Ama tabii ki dünkü maç hesaplarımızda yoktu. Maalesef çok üzüldük. Yani inşallah Uşak maçında yolumuza devam ederiz. Yani Uşak güçlü bir takım. Bizi orada 3-0 yendiler. Hazır olmadığımız bir dönemde yakalamışlardı. Ama inşallah şimdi daha güçlüyüz, daha hazırız. İnşallah bu maçı kayıpsız atlatırız da yolumuza devam ederiz. Dediğiniz gibi ondan sonraki maçlar işte Hacettepe, Zonguldak, Gümüşhane diye bir seri yakalayabiliriz yani inşallah. Hocam, Gebzespor'da futbolculuk ve direktörlük yaptığınızı biliyorum. Ben doğma büyüme Gebzeliyim. Öyle mi? Gebzespor, Merhaba. evet. Ben Gebzespor'da amatör ligde şu anda amatör ligler hakkında düşüncelerinizi alacağım. Yani bir önce başlamalı bence ama siz ne düşünüyorsunuz? Ya Gebze'de futbolculuğun tabii ki benim için ayrı bir yeri var Gebzespor'un. Orada futbolculuk dönemimizde çok güzel güzel 2 yılımız geçti. Oradaki taraftarla sevilen bir oyuncuyduk. Zaten ondan sonraki süreçte de orada hocalığa başladım. İlk başladığım yer Gebzespor'dur. Diğer. 3-4 yıl orada çalışma imkanımız oldu. Maddiyat olarak hiçbir şey kazanamadık tabii ki ama hocalık olarak çok şey kazandım. Orada hocalığımda belli bir yere gelebilme durumunu tabii ki Gebzespor'a borçluyum. Burada yani o kadar kötü maddi anlamda kötü günlerimiz geçti ama hocalık anlamında çok güzel günlerimiz geçti. Çok iyi çalışmalarımız oldu. Verdiğimiz emekler Gebzespor'a helal olsun. O konuda benim hiçbir sıkıntım yok. Ama üzülüyorum tabii. Şimdi amatördeler. O kadar emekler yazık oldu. Bizim verdiğimizde çok emeğimiz vardı. İnşallah tekrar çıkarlar da gene profesyonel ligde üçüncülük olsun, ikinci daha üstlüklere çünkü hak eden bir yer. Potansiyel olarak çünkü Gebze çok büyük bir yer. Organize sanayi anlamında. Kozmopolit bir yer ama taraftarı müthiştir. Sen Gebzelisin biliyorsun zaten. Evet. Yani Gebze benim ayrı, gönlümde ayrı bir yeri var tabii ki. Yani o Gebze'yi unutamam. Gebzespor benim için ayrı bir yerdi. İnşallah. Belki bir gün yolunuz kesişir hocam. Bakalım. Kısmet. Hocam, size güvenimiz tam ama takım gol attıktan sonra niye geriye aslında ödemiş bir Ahmet Spor seyircimiz? Ya onu demin de söyledim. Yani biz golü attıktan sonra oyuncuya geriye yaslanıp falan demiyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Bu tamamen oyuncu psikolojisi. Yani biz istediğimiz kadar öne çıkın desek bile oyuncu ister istemez geriye çekilip hemen o skoru koruma içgüdüsüyle hareket ediyor. Yani biz tekrar tekrar kenardan uyarıyoruz zaten. Yani 1-0'dan sonra oyunu bozma, oyun disiplininden kopma diye defalarca oyuncularımızı uyarıyoruz. Çünkü verdiğimiz taktik hiçbir zaman 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslan diye bir taktiğimiz yok. Yani oyuncu içgüdüsü kendiliğinden artık bilmiyorum yani oyuncular neden böyle yapıyor? Yani biz bir türlü bunun cevabını bulamıyoruz. Tabii ki kendimiz maç bittikten sonra ya da devre arası söylüyoruz, uyarıyoruz. Maç bittikten sonra diyoruz yani neden böyle oldu falan. Ama genel olarak baktığımız zaman bütün takımlarda öyle bir içgüdü var yani. Bizimle alakalı bir şey değil. Anladım. Anladım hocam. Peki devre arasında transfer yapılmasını istediğiniz ama yapılmayan bölge oldu mu? Özellikle kale için soruyorlar. Şimdi bizim tecrübeli bir kalecimiz Bekir çapraz bağları koptu, sakatlandı. Ama onun yerine oynattığımız genç Abdullah Yiğiter, Allah var yani genç olmasına rağmen soğukkanlı ve iyi maçlar çıkardı. Onun önünü kesmeme adına da biz bir kaleci düşünmedik. Çünkü Bekir de iyileştiği zaman tekrar kadromuza dahil olacaktır. Ha, genç bir kaleci alabilirdik. Onu da araştırdık maalesef şey yapamadık. Yani öyle tam istediğimiz şekilde bir kaleci olmadığı için alamadık yani. Devre arası bulmak zor oluyor zaten hocam. Tabii ki yani sadece kaleci değil yani diğer oyuncuyu da bulmak gerçekten zor. Ya çok iyi, çok kaliteli kaleci ya da oyuncuyu çok para verip alman lazım kulübünden alabilmen için. Yani o yani sonuçta kulübünün de bırakması için onu tatmin etmen gerekiyor maddi olarak. Ya da üstliklerden alabiliyorsan yani kadronun dışında kalmış yani ikincilikte üstlük arasında
tercih etme konusunda öyle oyuncu da bulamıyorsun. Yani devre arasındaki oyuncu almak gerçekten risk ya. Yani kaliteli olsa eğer oyuncuyu kulübü bırakıyorsa ya da işte oyuncu boşta kalıyorsa muhakkak oyuncunun da ya karakterinde bir problem var ya bir huzursuzluk yaratmış yani oynadığı takımda. Onu da zaten biz buraya tercih etmiyoruz. Çünkü bizim burada oyuncularımıza ilk söylediğimiz şey karakterli bir oyuncu topluluğuna ihtiyacımız var diyoruz her zaman. Hocam, çift forvet neden oynatmıyor hocamız demiş seyircimiz. Var mı öyle bir düşünceniz? Ya çift forvet derken bizim kenar oyuncularımız da forvet pozisyonunda oynuyor. Yani seyircimiz hani çift forvete iki santrafor mu diyor? Evet. Çift santrafor mu diyor acaba? Çift Muhtemelen santrafor onu bir demek yani istedim. hiç tercihimiz değil bizim. Ya bizim oyun taktiğimizde, oyun sistemimizde çift santrafor hiç öyle bir düşüncemiz yok. Genelde rakipler hep üçlü orta saha oynuyorlar. Biz çift santrafor oynadığımız zaman bu sefer orta sahada rakibin üçlü orta sahasına karşı iki orta sahayla savunmamız gerekecek. Bizim de o savunma anlamında o agresiflikte yani çok öyle şey net oyuncumuz yok yani. Şimdi iki orta sahanda çok koşan, basan, sert, agresif orta sahan olursa tabii ki çift forvet de oynayabilirsin. Hem topu kullanacak hem top rakibe geçtiğinde sert, agresif, temaslı oyun içerisinde olması lazım orta sahan. Ancak o zaman çift santrafor oynayabilirsin. Ya da kenar oyuncuların daha çok içeriye, orta sahaya da yatkın olması gerekiyor. Ya öyle bir tercihimiz olmadı yani. Bizim oyun sistemimizde öyle bir tercih olmadı. Ya Anladım. bazen kadronun içerisindeki yapı da buna müsaade etmez. Anladım. Bekir'i soracaktım. Bekir tamamen sezonu kapattı mı hocam? Bekir şöyle söyleyeyim. O çok iyi bir tedavi görüyor şu anda. Zaten Bekir güçlü bir kaleci. Fizik olarak da güçlü. Yani o sezonu tam kapattı diyemeyiz. İnşallah Nisan'da falan aramıza dönecektir. Çalışmalara başlayacaktır. Yani öyle beklenti içerisindeyiz. İnşallah bir an önce aramıza döner. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Buradan taraftarlarımıza şöyle sesleneyim. Biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Tabii ki dünkü maç onları üzdük. Yani o konuda özür dileriz kendilerinden. İnşallah deplasmandaki alacağımız puanlar, galibiyetler bundan sonra iyi olacaktır. Yani deplasmanda oyuncularımıza tekrar anlatacağız. Deplasmandaki oyun anlayışımızı, işte neden galip gelmemiz gerektiğini, işte neden puan almamız gerektiğini. Onları seviyoruz. Onların bizi desteklemesini bekliyoruz yine tekrar. Yani inşallah playoff'u onlar için sezon sonuna kadar zorlayacağız. O mücadeleyi vereceğiz. Ondan bir kere emin olsunlar. Geldiğim günden beri hep söylüyorum. Bu takım mücadele ede ede oynayacaktır. Yani o mücadeleyi sahaya, o ruhu sahaya her zaman yansıtacağız. İçeride de dışarıda da. Bunu tüm samimiyetimle her zaman her röportajımda anlattım zaten. Biz oyuncularımıza güvenelim, takımımıza güvenelim. Desteklemekten asla geri kalmayalım. Onları seviyoruz. Onlara çok selam Hocam gönderiyorum. görebiliyor musunuz? Bir sürü destek mesajları geliyor size. Teşekkür ediyorum. Evet, görüyorum, görüyorum. Allah razı olsun hepsinden. Eleştirsinler, hiç sorun değil. Önemli olan niyetimizi bilsinler, o samimiyetimizi bilsinler. Ben hep söylüyorum, samimiyet, niyet bizim için çok önemli. Bütün mesaimizi Ahmetspor için, onlar için harcıyoruz. Sezon sonuna kadar o mücadeleyi vereceğiz, yemin olsunlar. Evet, hocam tekrardan ekibim adına çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Size Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Gençler başarılar. olduğunu şimdi yeni öğrendim. Yani yayına bir sürpriz yapayım istedim. Tamam kardeşim benim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim hocam. İyi İyi akşamlar diyorum. akşamlar dilerim ben de. Çok sağ olun. Sağ olun.